Pınar'ı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de Gönül Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Onun cevabını ayrıntılı bir şekilde almaya çalışacağız. Ama mikrofonu öncelikle kendisine bırakalım, bir duasını alalım. Sonrasında sorumuza geçeceğiz. Buyurunuz hocam. Her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa ve yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala ankari bir zaman bunlara şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebliğ etsin. Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Ve son nefeste hepimize de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam, hani nasihat ederken büyükler, küçüklere, gençlere falan için dışın bir olsun derler. Yani göründüğün gibi ol veya olduğun gibi görün gibi nasihatlerde bulunurlar. Şimdi buna benzer bu meyanda bir sorumuz var bugün. Onu bize anlatırsanız seviniriz. Yani bir insana baktığımız zaman bir de şey var, belki onu da nakledeceksiniz ama ben önceden çalmış olayım müsaadenizle. Zahiri dağınık olanın batını da dağınık olur gibi bir şey hatırlıyorum ben. Şimdi bir insana baktığımız zaman evet görünüşte dağınık bir adam. Saçı başı dağılmış, ne bileyim üstüne başına bakmıyor, dağınık vaziyette. Kafası dağınık, ne yaptığını bilmiyor filan. Böyle bir adam, evet bunun içi de dağınıktır denir genelde. Bunun içindeki düşünceler de dağınıktır. Yani bir insanın dış görünüşü, onun içiyle ilgili bize fikir verir mi? Bunu sormak istiyoruz. Efendim konuya gelmeden önce bir şey almıştım da onu nakletmeden duramayacağım. Bir kimse İbrahim bin Ethem Hazretlerine gelir nasihat ister. Tabi bu büyüklerin buyurdukları nasihatı da anlamak zor bir iş. İbrahim bin Ethem Hazretleri nasihat olarak o nasihat isteyen kimseye buyuruyor ki bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurur. Sen anladın mı bir şey? Yok. Bir şey anlamadım. Yani bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurmuşlar. Tabii biz de anlamadık, o da anlamamış. Yani konserve kutusunun kapağını aç, ye içindekini gibi bir şey anladım ben. Nasihat isteyin demiş efendim, özür dilerim de anlayamadım demiş. Nasihat isteyin. Evet. Bunun üzerine cevabı buyuruyor ki kesenin ağzını aç, cömert ol. Açık olan dilinde tut, konuşma. Evet, çok güzelmiş. Ya, bağlı olanı aç, keseyi kapatmış, düğümlemiş, atmış hazineye. Yastık altına. Yastık altına. Diyor ki onu aç. Devamsızlıkta açık duranı da kapanıyor. Dilini de kapa. Çeneni kapa yani. Çeneni kapa. Açıkçası bu yani. Açıkçası bu. Şimdi bir hadis-i şerif var. İnsan dilinin altında gizlidir diye. Evet. Konuşmaya başladığı zaman kaç kilogram olduğu açığa çıkıyor. Hani bakıyorsun kelifeli koltuğa oturduğun zaman dolduruyor. Üstü başı falan hani öyle gösteriyor falan. Ama konuşunca beş para etmediği de açığa çıkıyor. Ahman teki olduğu da aşağı çıkıyor. Dolayısıyla zahir bazı şeylere göre hüküm verdiktirir. Bazı şeylere göre de insan aldatabilir. Zahir insan aldatabilir. İnsanın dış görünüşü bazen aldatabilir. Fakat Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan itibaren yarattığı kullar içerisinde peygamberler göndermiş. Bu peygamberler vasıtasıyla kullarından ne istediğini, neyi murad ettiğini açık net bir şekilde belirmiş. Açık net bir şekilde belirmiş. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar ve Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı kıyamete kadar devam edecek.
Muhammed Aleyhisselam da her şeyi açıklamış. Bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren kendisinden önce gelen Resul, Nebi, bütün peygamberlerin bildiriklerini özetleyerek zaten İslamiyet hepsinin özeti. Hülasası buyuruyor. Allah-u Teala indinde olan, kıymetli olan samimiyettir, ihlastır. Her demin siz söze girerken bir şey söylediniz de o Mevlana Celaleddin Umiye Hazretlerine atfen söyleniyor. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Göründüğün gibi ol. Şimdi efendim bu mümkün mü? Olmuş. Bu mümkün olmuş. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetiyle şereflenen Eshab-ı Kiram Efendilerimiz belki hani dinleyicilerimiz altında gelebilir. Efendim yani Eshab-ı Kiram gibi olamayız. Elbette olamayız. Ama onlar bizim baş tacımızdır. Onlar bize ulaştırdı bu bilgileri. Hem sözle hem halleriyle yaşayarak gösterdiler. Sonraki dönemlerde tabi'in tebe-i talimlerinde kitaplara yazıldı falan. Ama bize en yakın zaman Osmanlı Selçuklu dönemi. Bu dönem içerisinde onlar da bunu yaşayarak gösterdiler. Yaşayarak gösterdiler. Ve ben babaannem kuşağından biliyorum. Yalan yok dillerinde. Yalan yok. Ve bir Müslümanın da yalan söyleyeceği düşüncesi kalplerinde de yok, kafalarında da yok. Müslüman yalan söylemez. Niye inanıyorlar? İnanıyor. Kendisi de söylemiyor. Kendisi de söylemiyor. Ve Müslüman işte beş vakit namazını kılan o dönem, kendi dönemlerinde yalan söylemez. Olmaz diyor ya. Müslüman yalan söylemez ki diyor. O söylediyse doğru söyledi diyor. O söylediyse doğru söyledi. İşte ecdadımızın bu saf, katıksız halini görünce diyorlar biz buradan gelelim, bunları buradan bozalım. Görüntü itibariyle kendimizi Müslüman gösterelim. Bunların saflığından istifade edip bunları tokatlayalım. Oradan gelmişler. Tabii ondan sonraki nesil yavaş yavaş ilimden uzaklaşmış. Dini İslam'ı öğrenmemiş. E şimdi hadis-i şerif olarak da naklediliyor. Nerede ilim var orada İslamiyet var. Nerede cehalet var yani din bilgisi unutulmuş orada da küfür vardır buyuruyor. Şimdi zamanımızda olmuyor mu? Mesela yoldan geçen bir işte gence diyorsun ki gusül abdesti lazım olmadı işte diyor. Gusülün ne olduğunu bilmiyor. Gusülün ne olduğunu bilmiyor. Mesela hali, tavrı, hareketleri itibariyle bakıyorsun. Ne diyorsun? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Başka bir dünyada. Peki başka bir dünyaya geçince ne olur? Ha başka bir dünyaya geçince ne olur? Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler toplantılarda sürekli naklettikleri bir şey vardı. O oluyor. İnsan iki şeyden birinin kuludur. Ya Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenir. Bunu içine sindirir. Amel eder. Dışarıdaki insanlar da bakar. Aa ne güzel insan. Bunun yüzünden de belli olur. İşinden de belli olur. Her halinden bu iyi kimse dersin. Allah-u Teala'nın kuludur bu. Bu Allah-u Teala'nın kuludur. Öbürsü de nefsinin kuludur bu. Buyurdulardı. İki şeyden birisi. Yani üçüncüsü yok dediler. Ya nefsinin kulu ya Allah-u Teala'nın kulu. Peki Allah-u Teala kul olunca işte o siz girişte söylediğiniz gibi bu olduğu gibi görünür. Ve göründüğü gibi de olur. Yani kendisini satmaya, kendisini anlatmaya gerek yok. Gerek de hissetmez bunu. İçi dışı bir. İçi dışı bir. Ben var ya şöyleyim, ben buna ihtiyaç da hissetmez. Ben bunu yaptım veya yapmadım. Ben bunu yaparım veya yapamam. Ya para verelim şu kadar işte yapamam ya. Gücüm yetmez benim. Bir tane psikolog bir tarihte aklımda kalmış o kısmı hocam. Anlatıyor böyle insanları sınıflandırıyorlar filan da bazı insanlar diyor hani şeydir şeffaftır içindeki görünür. İyi olarak anlatıyor bunu. Böyle insanlar işte. Öyle insanlar. Yani içini görürsün yani. Evet. Dışın, içini şeffaftır yani. Yani adama gidersin zorlarsın. Mesela diyelim ki bu sanatkardır. Ne bileyim ben ustadır bir şeydir falan. Ya usta işte iki gün sonra şu lazım şunu bir yapıversen veyahut da bunu bir tamir ediversen yetişmem diyor. Ya ne alıversen falan. Hayır diyor. Niye? Niye? Çünkü öncekilere söz verdi. Dedi ki ha Mustafa Dokuz geldi. Onunkini bugün. Ali bilmem kim geldi. Onunkini yarın. Mehmet geldi öbürsü gün. Diyor, bir hafta sonra ancak ben yapabilirim. Benim yardımcı falan yok diyor. Öne al. O zaman bunlara ihanet etmiş olurum diyor. Ya ne güzel bir şey bu.
Ne güzel bir şey. Mesela ben çocukken de duyardım. İşte bir iş yapıyor. Kime şartı var? Arkana bakma diyor, tamam mı? Arkana bakma diyor. Ona yaptıysan tamam diyor. Ona verdiysen diyor, tamam. Yani yaparım dedi mi diyor. Aldı mı diyor. Aldı diyor. Tamam diyor. Hiç, dönüp arkana bakma diyor. Dönüp arkana bakma diyor. Sen bile şaşar kalırsın. Adam hile yok. Hurda yok. Yani onu kendi kullanacakmış gibi bütün maharetlerini koyuyor, ona göre yapıyor. Duvarsa duvarı yapıyor. Adam kapıysa kapıyı öyle yapıyor. Tarlayı sürüyorsa, kendi tarlasını nasıl sürüyorsa halasını yapıyor. Eğer buğday biçiyorsa aynısını yapıyor. Meyve topluyorsa, sallayayım hepsi aynı şekilde langur lungur olsun çürüsün demiyor. Tek 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 topluyor. Yani temiz yapıyor. Ve bu adam içi temiz. İçi temiz olduğu için dışına da bu yansıyor. Yani. Nesine yansıyor? İşine yansıyor. Her işine yansıyor. Ve ondan sonra insanlar diyor ki ya bu diyor, dürüst. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mekkeliler inanmadı değil mi? Ama o müşrikler. Ama hangisini yakasından tutarsan tut. Muhammedül Emin hakkında ne dersin? Yalan söylüyor. Katiyen diyorlar. Yani kötülük eden katiyen. İşte zulmeder mi? Haşa diyorlar. Müşkiyatçı mı? Müşkiyat. Katiyen diyor. Sözleri diyor. Katiyen de olmaz diyor falan. Peki derdiniz ne? Diyorlar ki yalan söylemez. Verdiği sözü tutar. E yalan söylemiyorsa Allah Teala beni peygamber gönder diyor. İşte akıllar örtülünce onu anlayamadılar. Sonra mesela onların içerisinde çok iman edip Eshab-ı Kiram olma şerefine nail olanlar oldu. Putlarımıza dokunma dediler. Putlarımıza dokunma. Biz ne yaparsan yap ama. Bizim putlarımıza dokunma diyorlardı. Çünkü onların gelir vasıtalarıydı. Evet. Şey, itibarları şeyleri falan oradan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam içi dışına yansımıştı. Onun için bütün insanlar, kendisine düşman olanlar bile doğru sözüdür, yalan söylemez diyordu. Çünkü defalarca şahit olmuştur. Defalarca şahit olmuştur. Hatta bir hadise anlatılır. Şeride geçiyor zannedersem. Hakikat kitabını yayınlamış olduğu herkese lazım olan iman kitabında da anlatılıyor. İşte bir yerden geçiyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü bir çoban sürüsüyle şey yapıyor falan. Adı kendi koyunlar var falan. Adamın onu imana davet ediyor. Adam şeymiş yani, pehlivanmış, güreşçiymiş. Beni yenersen diyor sana iman ederim diyor. Güreşelim. Güreşelim. Ve üstüne de diyor eğer beni yenersen diyor işte diyor 300 koyun veririm diyor. 300 koyun veririm. Adam o kadar güveniyor yani. O kadar güveniyor. Güreşiyorlar. Resulullah Efendimiz yeniyor. Ben diyor yenemeyeceğini zannettim diyor. Onun için onu söyledim. Fakat diyor 300 koyun sözümden diyor dönmeyeceğim diyor. İman etmiyor ama dönmeyeceğim diyor. Çıkarıyor veriyor falan. Resulullah Efendimiz almış koyunları. Mekke'ye doğru götürüyor. Koşarak geliyor. Ya diyor şimdi diyor Mekkeliler sorar sana diyor. Bu 300 koyun nerede buldun diye diyor. Ben de derim diyor senin ismini söylerim. Onu yendim. Yendiğim için bana ver derim. Ya öyle deme diyor ya. Karizmayı çizdirmeye. Karizmayı çizdim. Yapma öyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben de hiçbir zaman diyor aynı şekilde. Sen bu 300 koyun için. Yalan söylemedim diyor. Bu 300 koyun için. Al diyor bunlar da senin olsun. Tabi adamcağız bu ihsanın karşısında böyle perişan oluyor. Ben diyor 300 koyun için yalan mı söylerim diyor ya. Ben Rabbim ya yalan söylemem. Al diyor bu da senin olsun. Adam da onu kuruyor. Sonra İslamiyet'i şeriflemiş o. Eshab-ı Kiram olma şerefine nail olmuşlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam o içindeki güzellikler davranışlarına yansıdı. İnsanlar bunları gördü. Yakinen gördü. Hatta Mekke'nin fethinden önce yani Mekkelilerden Müslümanlara çok zulmedenler vardı. Bunlar 7-8 kişiydi. Bunların hakkında ölüm fermanı çıkmıştı. Bunlardan bir tanesi Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh hazretleri. Hatta Peygamberimiz kılıç kullanılmayacaktı demek Mekke'ye girerken. İşte Halid bin Velid Hazretleri o kapıdan girerken bu İkrime bin Ebu Cehil ve etrafındakilerle karşı koyuyorlar. Peygamberimiz duyunca çağırıyor onu. Niye dedi kılıç? Ya Resulallah biz kullanmadık. Biz sadece kendimizi müdafaa ettik. Onlar aynı şekilde saldırdı. Bakmış ki aklından gelemeyecek kaçıyor. Ama İkrime radıyallahu anh Hazretleri'nin hanımı geliyor Peygamberimizden eman istiyor. Yani o eman nasıl bir şey? Yani şimdi Türkiye'de birçok devletin büyük elçilikleri var ya. O elçiliğe sığınınca orası yabancı bir toprak oluyor. Oraya girmek yasak.
Araplarda bu çoktu. Eman diyorlardı buna. Bir şahs kabul ettiyse emanı, onu korumak için yani bütün sülale şey yapabiliyor. Hatta bir kabile birisine eman vermiş, kabilenin yarısı ölmüş onu vermemek için. Yani öyle de şey bir durum. Geliyor diyor ki Resulullah Efendimiz'e, diyor ki kocam için eman istiyorum. Resulullah Efendimiz de verdim buyuruyor. Yani ne kadınmış ha. Atalım diyor gidiyor. Kızıldeniz'e yakın yakalıyor. Diyor ki insanların en iyisinden sana eman aldım. Musa Bey önemli bak. Mekke yeni fethedilmiş, bunlar müşrik sistemde ileri gelenlerdi. İnsanların en iyisinden. Ve Peygamber Efendimiz aynı şekilde yani kılıç çekti. Müslümanlarla dövüşen İkrime radıyallahu anh doğru mu söylüyorsun diye evet diyor. Dönüyor. Hanımına da itimat ediyor. Çünkü mert insanlarmış. Öyle yalan söylemiyorlar. Ve yalan söylemeyen de çok hoşlarına gidiyor. Peygamber Efendimiz de bunun için çok hoşlarına gidiyor. Dönüp geliyor. Doğru Peygamber Efendimiz huzuruna çıkıyor. Hanımından için falanın kızı diyor. Benim için sizden eman istemiş, doğru mu diyor. Evet diyor doğru. Sen diyor benim emanım altındasın. Bakıyor bakıyor diyor ki ben diyor çok devlet başkanı gördüm. Çünkü ticaretle meşguller çok ülkeye gitti geldi. Çok kimselerle karşılaştım. Ama senin gibisini görmedim. Ve Mustafa Bey Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu insanlar beni sevsin, insanlar bana muhabbet etsin, benim karşımda eğilsin. Bunu hiç yapmıyordu. Güzel huy olduğu için Allah-u Teala'nın emri olduğu için yapıyordu bunu. Ve insanlara da bu sirayet ediyordu ondan sonra. İnsanlara da sirayet ediyordu. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün cennete girmeye sebep olan şeylerin başlıkları nedir diye sual edince Allah-u Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır buyuruyorlar. Cehenneme gitmeye sebep olan şeylerin başlısı ne diye sorulunca da diline ve şehvetine hakim olmamaktır buyuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bir kimse dilini tutarsa Allah-u Teala onun utanacak şeylerini örter. Gadabını, öfkesini tutarsa kıyamet günü Allah-u Teala azabını ondan çeker. Bir kimse Allah-u Teala yalvarırsa Allah-u Teala da kabul eder buyurmuşlardır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölçüleri bildirmiş. Böyle olursan diyor. Böyle olursan. Dilini tutarsan. Ya ben diyeceğimi derim. Laf yerini bulsun. Ama diyor ben seni seviyorum falan. Geç onu. Olmaz o. Laf yerini bulsun. Dostluk yerinde kalsın. Yok öyle şey. Olmaz o. O lafı söyleyeceğin lafı yutarsan. Yutabilirsen. Tamam. Ve bir daha da gündeme getirmezsin. Peki olmuş mu? Olmuş tabii. Daha önce icadımız ona uygundu. Biz de Emel abiyle görüyorduk bunu. Emel abinin çalışanı, amir, patron Emel abiydi. Ama çalışanı orada bir sıkıntı vermiş, ne yapmış? Onun sıkıntısını, Emel abiye vermiş olduğu sıkıntıyı hani siliyor, bir daha da gündeme getirmiyor. Ama başkasının yapmış olduğu, kendilerine yapmış olduğu bir yardımı hiç unutmuyor. Onu da gündemden düşünmüyor. Mustafa Tokulcu'nun kiraz bahçesinde bir defa bir kiraz yemiş Enver abi. Ne kirazmış o be ya? Ne kirazmış? Başka kiraz yok yani dünyada. Yok. Hakikaten ya. Ben dedim bu güzel huy. Bu güzel huy. Peki Enver abi Mustafa Tokulcu çok şey yapmış. Hiç gündeme getirir mi? Getirmez. Ya o da yani şimdi dinleyicilerimiz diyecekler gene Mustafa Tokulcu'nun kiraz bahçesi yok mu canım? Yani misal olarak söylüyorum. Misal. Mesela Anadolu'ya giderken orada bir geliyor lan efendim diyor bizim burada elmalık var işte kiraz bahçesi var falan. Hemen bile kırmıyordu. Orada kiraz ikram edilmiş. Veyahut da elma tut neyse ikram edilmiş. Kimse veya çay, kahve, çay, ayran falan. Neyse. Ama bakıyorsun ne o ayranı unutuyorlar, ne çayı unutuyorlar, ne elmayı unutuyorlar, ne de tutun unutuyorlar, ne kirazı unutuyorlar. Bu güzel ahlak. Çünkü Emel abinin içine geliyor bu. Yani şimdi sen de defalarca gördün. Yani İhlas'ta çalışan, Türkiye Gazetesi'nde, TGRT'te çalışan, çalışıp da aynı çeşitli vesilelerle defalarca görüldü. Yani Emel abiler gelip işte Osmanlı beni çok sevsin, Mustafa Doğru beni çok sevsin, beni beğensin diye mi yapıyor bunları? Yok. Emel abi ahirete intikal etti. Ama hala o sevgisi devam ediyor. Ve onu aldıkça da aynı şekilde hala diyoruz ki ne güzel hareketleri vardı, ne güzel huyu vardı, ne güzel davranışlar vardı. Kitaplar okuyorsun o işte. Değil mi? Evet. Kitaplar okuyorsun karşımıza çıkan o mu? Evet. Şimdi
bir hadisi kutsi nakletmiş kitaplarında bütün dinler içinde bu dini seçtim buyuruyor Allah-u Teala. Bu din cömertlikle, güzel huy ile tamam olur. Bu dini her gün bu ikisiyle tamamlayınız. Bu hadisi kutside cömertlik, güzel huy. Güzel huy. İşte o huy, dedikleri şey, gerçekten bu kimse kalbindeki kötülükleri atmış ise, o zaman bunun hareketlerinin hepsi tabii. Hani sen dediyse ıvasız garasız baştan söyledi ya. Neyse o. Neyse o. Mesela bazen bakıyorsun artmıyor, yok bir şey yok. Yani konuşmasını pek beceremiyor. Bizim oralarda derler dambur dumbur konuşuyor diye. Dambur dumbur da konuşsa karşıdakini rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. Hatta bir de onun o dambur dumbur konuşmaları insanların hoşuna gidiyor. Kimseyi incitmiyor, kimseyi rahatsız etmiyor. Ama öbür tarafta adam dil eğitimi görmüş, ne bileyim ben Farsçayı çok iyi biliyor, şiir dili deniyor Farsçaya. Arapçayı biliyor, Fransızcayı biliyor, İngilizceyi biliyor falan işte, bir sürü etiketi var, kariyeri var falan. Adam konuşurken yani insan sıkılıyor. İtici oluyor. Kibirli. Tabii kibirli oluyor. Adama bir soru soruyorsun efendim işte bu bana falan filan deyinceye kadar. Ama bir de İslam halinde Evliya-i Kiram'ın aynı şekilde şeylerine bak. Nasihat istiyor. İbrahim bin Ethem Hazretleri diyor ki bağlı olana çarçık olanı kafa. Veysel Karani Hazretleri'nden birisi nasihat istiyor. Diyor ki efendim nasihat der misiniz? Buyuruyor ki Allah-u Teala bilir misin buyuruyor. Bilirim diyor. Başka şey bilmesen ne olur diyor. Bitti. Bu kadar. Ve bu kitaplara geçiyor biliyor musun? Ya bunu herkes söyler, herkes söylemez. Veysel Karani Hazretleri söyleyince geçer bu. Kalplere nakşediyor. Çünkü kendisi öyle. Kendisi öyle. Ya Allah rahmet eylesin Emer abiyle anlatırken bazen ya böyle insan sonra orada çıktıktan sonra diyorsun ya diyorsun Emer abiyle buyurdular ki ne derlerdi yani böyle abimde aşk varmış buyurdular. Develeri götürür, develere sohbet edermiş. Develer de akşama kadar onu dinlermiş buyurdular. Akşam olunca hadi gidin sahiplerinize süt verin derlermiş. Yani Veysel Karahan Hazretleri develeri anlatıyor, deveye tesir ediyor. Biz size anlatıyoruz. Tesir mi? Anlayın yani. Anlayın ya. Develere mi? Ama buyurdular ne aşk ne şevk de aynı şekilde söylüyor. Ne aşk ne şevk de söylüyor. Şimdi öyle olunca deve de dinler, aslan da dinler. Hepsi olur. Yani Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin beyaz bir sen Hazretleri'nin ben o iki saat hep karıştırırım ama. Yaşlı bir kadıncağız, ikisinden birisi ya Cüneyt Bağdadi Hazretleri ya da beyaz bir Sami Hazretleri. Kadıncağız işte bağından bahçesinde neyse odunları hazırlamış yapmak için sırtına almış ondan getiriyor. Kadın yaşlı dayıları bu saat işte önüne çıkıyor falan. Hemen şöyle bakmış çok uzaktan dağda aslan gidiyor. El işaretiyle gel diyor. Arslan geliyor. Sırtına o kadın yükünü alıp koyuyor. Bunu diyor bunun evine kadar götür. O hanıma diyor ki diyor eve giderken ne gördüğünü söyleyeceğim diyor. Zalim Cüneyd'i gördüm diyeceğim diyor. Ana. Niye? İyilik yaptı ya. Niye diyor. Allah Teala bu aslanı diyor odun taşısın diye mi yarattı diyor. Hanım saliha bir hanım. Zulmediyorsun hayvana diyor. Zulmediyorsun diyor. Yani evem şey olsun falan. Tabii onlara tokat gibi geliyor. Tokat gibi geliyor. Ne gördün değil. Ha bak aslanı çağırıyor gelebiliyor. Gelebiliyor. Ama o da Allah-u Teala'nın bir imtihanı. Dolayısıyla Evliya-i Kiram derece derece tabii. Bunların açığa çıkmasını ve insanlara ibret olması için Allah-u Teala bunları açığa çıkartmış bu hallerini onların. Dolayısıyla bütün bunları şey yapınca yapacağınız şey hep kitaplarda anlatılmış. Bu işi ihlasla yapacaksın. Samimiyetle yapacaksın. Allah rızası için yapacaksın. Öyle yaparsan senin oturmanda, yolda yürümende, hareketlerinde, birisiyle görüşmende otomatik olarak için dışarıya yansıdığı için hep böyle bugünkü tabirle pozitif enerji yayıyorsun. İtici değilsin. Toplayıcı olursun. Mıknatıs gibi.
toplayıcı olursun. Böyle olursun. Onun için de efendim insanlar beni sevsin. Sen Allah-u Teala'yı sevdirttir. Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğren. Kalbin temizlesin. Kalbin temizlenip Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolunca otomatik olarak Allah-u Teala'yı sevince Allah-u Teala'nın kulları da. Ve sadece Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu insanlara hani kul deniyor. Sadece onlar değil kul. Cinni de kul. Meleği de kul. Hayvanları da. Nebatat da. Hepsi onun mahluku. Hepsi sevmeye başlar. Hepsi. Hayvanlar zarar verir mi? Hayır. Asla vermezler. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar. Yapıt ve ikinci el makine alımlarınızda 18 aya varan taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Detaylar yapıkredileasing.com.tr ve worldcard.com.tr'de. Evinizde maksimum konfor ve yüksek tasarruf sağlayan 4 yıl garantili Arçelik kombiler şimdi ayda 740 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik ücretsiz montaj fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de. Arçelik, teknolojiyle buluşma noktası. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Gönül Pınarı devam ediyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programında ikinci bölümdeyiz. Osman Ünlü hocamız hepimize lazım olacak bir konuda bize bilgiler veriyordu. Evet hocam, için dışın bir olmasıyla alakalı olarak son anlattığınız şeyden anladığım şu oldu. Yani biz iyi bir insan olursak, içimiz dışımız bir olursa Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu diğer mahlukatta bize iyi davranır. Aynen öyle. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri de sık sık bunu buyurmuşlar. Dünyayı tanıyan, dünyanın zararından uzaklaşıp İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname kitabında da bazı hadis-i şerifler naklediyor. O hadis-i şeriflerde dünyayı tanıyan dünyanın zararlarından korur. Dünya zıll-i zail'dir ifadesini kullanmış İbrahim Hakkı Erzurmani Hazretleri. Ne demek? Geçici bir gölge. Geçici bir gölge. Şimdi diyor, gölgeye doğru koşarsan gölge önünde koşar. Yakalayamazsın. Ama sen dönüverirsen diyor, gölge arkada kalır. Sen gidersin, o da arkandan koşar. O seni yakalamaya çalışır. O seni yakalamaya çalışır. Dünya sevgisini kalbinden çıkarınca dünya sana hizmetçi oluverir buyurlar. Ama onun sevgisi kalbinde olursa hiç acımaz. Merhametsizdir. İçin çeker ve canını okur. Ama sen ona sırtını dönersen, yani sevgisini kalbinden çıkarsan, haramlardan, mekruhlardan uzaklaşırsan, demin işte sizin de özetlediğiniz hal vuku bulur. O zaman dünya okula hizmetçi olur. Dünya derken dünyanın içindekilerin hepsi ona hizmetçi mi olur tabii. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin bir sözünü almıştık da uzat buyuruyor ki, huşu olmayan namazda hayır yoktur. Lüzumsuz söz terk edilmedikçe tutulan oruçta hayır yoktur. Cömertlik olmayan malda, zenginlikte hayır yoktur. Devamlı olmayan nimette hayır yoktur. Ve ihlasla yapılmayan duada hayır yoktur. En sonunda getirdiler. İhlasa bağladılar işi. İhlasa bağladılar işi. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri'nin buyurduğu namazda huzurun olabilmesi, lüzumsuz sözlerin terk edilebilmesi ve elindeki malın aynı şekilde insanlar Allah-u Teala razı olduğu, beğendiği şekilde verilebilmesi ve ele geçen nimetlerin dünyada mı, ahirette mi, ahirettekine mi tercih edilmesi lazım geldiğini iyi anlayan bir kimse olduğu gibi görünür, göründüğü gibi de olur. O zaman da problem olmaz. Bu kimseden hep iyilik sudur eder. Kötülük olmaz. Hatta insanlar böylelerin yanına, ya bir gidelim de birazcık gözümüz gönlümüz açılsın derler. Değil mi? Evet. Gözümüz gönlümüz açılsın evet. Derler. Şimdi önceki asırlarda da olmuş bu.
Şeyde Emel abiler anlatırlar da bu Evliya Ansiklopedisinde var. Evliya'nın hayatı anlatılırken orada geçiyor. Bir evliya bir zat, işte zamanın hükümdarı. Şimdi başşehir diyorlar ya, başkent. Orada da evliya bir zat var. Bir gün haber göndermiş. Saraya davet etmiş. Hükümdar demiş ki efendim demiş. Biz demiş dünya işleriyle dalıp gidiyoruz. Hiç olmazsa diyor haftada bir. Böyle cuma günleri gelip de. Cuma namazından sonra gelip. Biraz bizi bereketlendirseniz. Sizinle biz şereflensek. Yüzünüzü görüp içimiz açılsa. Sözünü duyup ferahlatırsak. Münasip olur mu acaba diye. O zaten peki hay hay sultanım diyor. İşte cuma günleri geliyor. Geldiği zaman da sorarmış hükümdar dışarıda ne var ne yok diye. Bu zat da her seferinde dermiş ki sultanım iyiler iyilik yapmaya, kötüler de kötülük yapmaya devam ediyor. Emel abiler anlatırken buyurdular ki bunun bir buyurdular hasetçi bir komşusu varmış buyurdular bu zatın. Bir gün demiş ki beni de götürsene çünkü hükümdar hediye veriyor, ona veriyor, bana gelmiyor diyor. O zat da diyor ki ben kendimden övüyorum. Teklif edeyim diyor bu hafta. Teklif ediyor. Sultan da diyor ki sen arada diyor kefil olduktan sonra de ayağa getir. Neyse bir iki sefer gidiyorlar. Bir gün yine bir cuma giderken mübarek zat dişini çektirmiş. Diş kanıyor ve bir mendil almış. Hani ağzının içerisi böyle kan olup da sultan görüp iğrenmesin diye mendille böyle tutuyor. Neyse biraz şey yaptıktan sonra izin istiyor sultandan. Huzurdan çıkarken o komşusu diyor ki o zatın komşusu sultanım diyor ben biraz daha kalabilir miyim? Diyor kalabilirsin diyor. Neyse o zat gittikten sonra diyor sultanım diyor ben böyle gıybetten şeyden falan çok böyle haz etmem diyor. Ama diyor sultanıma kıyamam. Ben şimdi devlet adamı sultanıma kıyamam. Ben diyor böyle gıybet etmeyi sevmem diyor hoşlanmam diyor dedikodu yapmaktan diyor. Ama diyor sultanıma kıyamam. Tabii herifin sultanın damarına basıyor. Sultanın damarı harekete geçiyor. Diyor ki ne oldu? Söylesene bir adam diyor ne oldu? Diyor ki sultanım özür dilerim ama diyor. Siz buna diyor çok iyi zattır diye iltifat ediyorsunuz, hürmet ediyorsunuz, şey yapıyorsunuz falan. Fakat diyor bu diyor sizden ayrıldıktan sonra bizim yanımıza geliyor. Diyor ki işte sultanın öyle bir ağız kokusu var ki tahammül edemiyorum falan. Dikkat ederseniz abire burnunu kapatıyor, ağzını kapatıyor şey yapmaması için falan. Böyle dedi sizin aleyhinizde konuşuyor. Sultan mı? Bizim iki altı hanım getirin diye getiriyor. Yazıyor bir şey. Bir zarf istiyor. Zarfın içine koyuyor. Diyor ki bunu diyor götürün. Kendisine verin. Kendisi de diyor falan yerde bir komutan var ona götürsün bu zarfı. Bu hasetçi komşu hemen atılmış. Demiş gene demiş hediye alacak oradan. Demiş benim komşum ben götürüyor vereyim. İyi demiş verin. Bu götürsün versin. Alıyor zarfı. Eve gitmeden doğru o komutana gideyim diyor. Hediyeyi ben alayım. Götürüyor zarfı uzatıyor. Orada komutan zarfı açıyor. Cellat diyor. Vurun vurun falan. Ben değilim diyor. Beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmez diyor. Zarfın içinde diyor ki bu zarfı getirenin kafasını kopartın diyor. Zarfı sen getirdiğine göre diyor. Seninki diyor. Ben diyor gerisini anlamam diyor. Ve adamın kafası gidiyor. Tabii ertesi hafta cuma günü gene o zat sultanın huzuruna çıkıyor. Sultan şaşırmış. Diyor ki komşum diyor sana bir şey getirecekti diyor. Diyor ki bir haftadır falan diyor komşu nerede diyor arıyorlar bulamadılar diyor. Nereye gitti bilmiyorum diyor. Diyor ki geçen hafta niye ağzını kapatıyordun sen diyor. Diyor ki efendim ben işimi çektirdim. Yani bayağı da yoğun kan geliyordu. Onun için hani böyle konuşurken ağzım açılıp da kan görüp de iğrenmeyesiniz diye. Ben ağzımı kapatıyorum. Sizi rahatsız etmemek için diyor. Sizi rahatsız etmemek için diyor. Bunu şey yaptım falan. Peki diyor. Sultan seviniyor da. O zaman o zat soruyor. Diyor ki ne oldu sultanım? Hiç diyor. İyiler iyilik yapmaya, kötüleri de belasını bulmaya devam ediyor. Kendisi gitmiş adam. İyiler iyilik yapmaya, kötüleri de belasını bulmaya devam ediyor. Dünya böyle. Yani bir kimse bir şey yapar, bir şey eder de bu yanıma kar kalıp ama kalbi temiz, içini temizlemiş, kötülüklerden kurtulmuş bir kimse zaten yanlış adım atmaz. Yanlış adım atmaz. Yaptığı işlerde de tedirgin olmaz. Şimdi hani kitaplarda var Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin muhafızı yok.
Devlet başkanı. Tek başına dolaşıyor. Sokaklarda falan. Sokaklarda gece falan tek başına. Muhafızı yok. Hatta bir seferinde işte bir yabancı elçi gelmiş falan. Nerede demişler. Şimdi çıktıydı. Belki ileride bir hurmalık var. O hurmanın altında bazen kayrıyla yapıyor falan. Oraya bakmış uyuyor. Aha demiş ya. Bütün keferelerden için hepsi herkes bundan korkuyor demiş. Kimse de yok demiş. Şunu halledeyim falan. O an Hazreti Ömer uyanıyor. Uyanınca elinde kılıç düşüyor. Kendisi bayılıp düşüyor. Bayılıp düşüyor. Sonra iman ediyor o kimse. Çeşitli hadiseler falan okuyor. Diyor ki ne oldu? Özür dilerim. O hadise farklı, birbirine karıştırmayayım. Diyor ki niye muhafızlarınız yok? Bizans elçisi diye anlatılıyor da niye şey yok? O uyurken öyle görünce bakmış. Orada bir konuşma yapıyor o elçi. Biz diyor zulmettik insanlara. Ellerindekini aldık. Namuslarına yan baktık. Onun için kendimizi kalelere, saraylara hapsettik. Bir sürü de korumalar uydurduk. Ya Ömer diyor, sen zulmetmedin ki. Kimsenin malında, ırzında, namusunda gözün yok ki. Sen diyor, tek başına diyor, dolaşır, tek başına uyuyorsun. Rahat rahat uyuyorsun. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerinin o hali, yani iç hali dışarıya yansımıştı. O iç hali dışarıya yansımıştı. Bu sebepten dolayı da yani elçide, gelen elçilerde, o sana tebaası da, yabancılar da Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretlerine hürmet ve saygı gösterme mecburiyeti hissediyorlardı. Zaman mısın öyle? Hani nadiren de olsa böyle güzel insanlar çıkıyor. Öyle insanlarla hiç konuşmasan bile otomatik olarak içinde kadın olsun erkek olsun hürmet etmek geliyor. Yani ben ilk defa karşılaşmışım ama onun içinin güzelliği pozitif enerji yayıyor. İnsanlar rahatlatıyor mu? İnsanlar rahatlatıyor. Bunun için de mesela kitaplarda deniyor ki insan yalnızken başkasını düşünmeden işlerinin iyi ve kötü olduğunu anlatan ilme ilmi ahlak denir. İnsan yalnız olduğu zaman da bu işleri bildiği gibi yapar. Mesela yumuşak huylu, cömert, hayalı insan yalnız kimde başkaları yanında da hep böyledir. Allah-u Teala kerimdir, rahimdir. Yani lütfu ihsanı boldur, merhameti çoktur. Müslümanın da cömert, merhametli olması, dilini koruması lazımdır. Böyle olunca, yani içindeki o kötülükler gidince, İslamiyet'in bildirmiş olduğu güzel hallerle donanınca, bundan ne sudur edecek? Güzel şeyler sudur edecek. Yani içinin temizliği, davranışlarına, sözüne, hepsine tesir edecek bunun. Onun için de hadis-i şerifte buyuruyor ya, insan dilinin altında gizlidir diye. Şimdi kitaplarda anlatırken Müslüman iyi insan, aklı başında kimse demektir. Hakiki Müslüman Allah'ın emirlerine itaat eder, kul haklarını öder, içinde bulunduğu devletin kanunlarına karşı gelmez. Müslüman günah da suç da işlemez, herkese iyilik eder, kötülük yapanlara nasihat verir. Böyle olan Müslümanı Allah-u Teala da kulları da sever, rahat ve huzur içinde yaşar. Ölçüler bildirilmiş Mustafa Bey. Bunda değişmiyor, bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Ashab-ı Kiram'ın bütün ümmetine şu vasiyette bulunur. Ey muhacirler ve ey ensar, vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allah-u Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahır ve perişan eder. Allah-u Teala'ya hile etmek, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır. Biliniz ki ben sizlere karşı rauf ve rahimim. Yumuşak ve merhametliyim. Siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağımız yer Kevser havuzunun başıdır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen boş yere konuşmasın. Ey Müslümanlar! Kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ederse, devlet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse merhametli başkanlara kavuşamazlar. Daha ne söylesin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam?
Sende din yok, iman yok, namaz yok. Müslüman diyorsun, Allah'ın emirlerine itibar yok. Yani için habis. En ufak bir şeyde bana şunu mu yaptı, bana bunu yaptı, hakkımı alacağım da dava edeceğim de falan. İyi de arkadaş durdururken gelmedi. Tamam bir yerden aynı şekilde geldi de esas pislik kendine. Sen temizlemediğin müddetçe, başına bunların gelmesi gayet normaldir ve tabidir. İfni Hafif Hazretleri'nin iki talebesi varmış. Bunlardan birinin ismi Ahmet-i Mih, diğerinin ismi de Ahmet-i Kih'miş. İbni Hafif Hazretleri daha çok Ahmet-i Kih'i sehvermiş. Sohbetine katılanlar bu talebeyi kıskanmaya başlamışlar. Her absürt de var ya bu. Bu durumu öğrenen İbni Hafif Hazretleri Ahmet-i Kih'in daha üstün olduğunu onlara göstermek ister. Bir gün dergahın kapısının önünde bir devenin yatmakta olduğunu görür İbn-i Hafif Hazretleri. Ve ey Ahmet, ey Ahmet-i Mih, şu deveyi dergahın damına çıkar deyince Ahmet-i Mih, hocam deve dama nasıl çıkarılır diyerek itiraz eder. İbn-i Hafif Hazretleri o halde bırak kalsın deyip diğer talebesine, ey Ahmet-i Kih, şu deveyi dama çıkar buyurur. Bunun üzerine Ahmet-i Kih, peki efendim diyerek hemen dışarı çıkar ve iki elini devenin altına sokarak kaldırmaya çalışır fakat kaldıramaz. İbn-i Hafif Hazretleri, ey Ahmet-i Kih, iş tamam olmuş ve halin öğrenilmiştir deyip sohbetinde bulunanlara dönerek. Ahmet-i Kih, Ahmet-i Mih'ten daha iyi hareket etti, emre itaat etti ve itiraz etmedi. Bu iş yapılır veya yapılmaz diye mütalada bulunmadı. Ahmet-i Mih ise kendi görüşünü, düşüncesini öne çıkararak münakaşa itiraz yolunu tuttu. Zahir, dış görünüş, batının, kalbin habercisidir buyurmuştur. Ya, içi bozuk. İçi bozuk. Mustafa Toköz'e de ya, ben de akıllı bir şey zannettiğim, hiç yapılır mı bu? Ya Mustafa Toköz'ü kendine rehber edindiysen, onu dinleyeceğim. Efendim ben ben diyorsa bitti iş yani. Hiç yok. Ben diyorsa. Ya da o da canım akıl alır bir iş mi yani falan. Şimdi hemen abine de anlatırlardı ya. Hani daha yakın bir yerden misal verelim. Bursa'da Üftadi Hazretleri var. Onun talebesi de İstanbul'da metfun. Aziz Mahmud. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. O zaman Kadı Mahmud'tu. Ama orada kemale gelince Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri oldu. Birkaç günü. Ona bana bile sık anlatırlardı. Biz de böyle masal gibi dinlerdik. Halbuki anlattığı başka şey. Sözüme dikkat edin diyordu ama yok. O anlayış nerede bizde? Kış günü. Hemen abinde bu hale alanı. Abi buyurdu. Diz boyu karlar her taraftan. Durup dururken Üftadi Hazretleri şimdi bir işte de üzümün ismini de söylüyorlar. Bir üzüm olsa da bir salkım yesek. Tabii talebi bizim gibi anlayışı kıt olun. Hoca gene. Hoca aşeri herhalde. Ne istiyor falan. Fakat Aziz Mahmud Hazretleri kalktığı gibi sepeti takar koluna. O zaman üzüm bağlarının bulunduğu yere Bursa'da gider. Her taraf kar. Bağların üstü de hemen abla ona böyle üstü kar. Yani işte bağ çubukları bile gözükmüyor. Bir silkeliyor ki oho kocaman kocaman salkım salkım üzümler. Şeyi dolduruyor. Sepeti dolduruyor. Gelirken de bir çukura düşüyor. Çıkamıyor mübarek. Hızır aleyhirrahme geliyor. Çıkartıyor oradan onu. Ondan sonra dergaha geliyor. Bir sepet üzüm. O zaman işte Üftadi Hazretleri buyuruyorlar ki bu mevsimde üzüm olmayacağını ben de bilirim buyururlar. Onlar da kıskanırlarmış. Ya bu kadı geldi. Hocanın gözdesi oldu. Neden dolayı? İşte İbn-i Hafif Hazretleri de Ahmet-i Kih, Ahmet-i Mih. Yani Kih ondan üstün. Niye? Söz dinliyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de Aziz Mahmud Hüdayi oldu. Niye? Söz dinliyor. Madem ki hocam bir muradı var, Allah-u Teala da yaratıyor. Kışın karın altında bir sepet üzüm yaratıyor. Kışın da yaratır, yazın da yaratır. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor da. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü. Çünkü o ruhlar devam ediyormuş. Onları görüyor Resulullah Efendimiz. Yani daha mahşer kurulmadı ama ruhun latifeler var. Onlar devam edermiş. Onlar orada hesap verirlermiş, geçerlermiş. Geliyor. Bir adada yaşamış. 500 yıllık kabul olmuş ibadeti varmış. Adada.
küçük bir adada. Evinin önünde, kulübesinin önünde bir tane nar ağacı var. Sabah bir tane, akşam bir tane verirmiş. Her gün ama. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Bir tane de hemen kulübesinin yanında bir pınar var. Oradan da şaşal su içiyor. Neyse. Getiriliyor mahşerde. Hadis-i şerif bildiriliyor. Diyorlar ki ya Rabbi bunun 500 yıllık kabul olmuş ibadeti var. Kabul olmuş bizde. Allah-u Teala da buyuruyor ki ihsanımla girsin cennete. Diyorlar ki böyle böyle kabul olmuş 500 yıllık ibadetim var. Allah-u Teala da buyurdu ki lütfumla ihsanımla cennete girsin. Bu arada kabalaylık yapmaya kalkıyor. Ne lütfu ne ihsanı diyor ya. 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var diyor. Ben diyor alnımın akıyla girmek istiyorum diyor. Ya Rabbi diyor melekler kulunu duydun böyle söylüyor. İyi diyor o zaman benim ona verdiğim onun da bana verdiğini hesap edin bakayım diye. Melekler başlıyorlar takır 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 takır. 500 yıllık kabul olmuş ibadet sadece bir gözün hakkını yerine getiremiyor. Öbür göz var, burun var, 32 tane diş var. Vücudun var, diğer var, ayakları var. Tabii midesi var, ondan sonra karaciğer var, akciğer var, böbrekleri var. Oho! Ondan sonra iyi o zaman diyor atın cehenneme. Bu diyor ki ya Rabbi diyor ben hata ettim özür dilerim. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki ey kulum diyor sen nerede yaşadın? Bir adada diyor. Adanın etrafı neyle efendim deniz suyu. Tatlı mı diyor deniz suyu? Yok diyor ya Rabbi acı tuzlu acı. Peki sen ne içtin diyor. İşte kulübenin yanında diyor bir tatlı su vardı. Kim çıkardı onu? Adada bir tatlı su yok. Kim midir yani? Ya Rabbi diyor senin lisanın. Peki diyor ne yedin sen diyor. Ya Rabbi diyor işte kulübenin önünde bir nar ağacı vardı diyor. İşte sabah bir tane veriyor akşam bir tane veriyor. Ey kulum diyor dünyadaki nar ağacı diyor senede kaç defa meyve verirdi? Bir defa. Senin nar? Her gün iki defa. 12 ay her gün iki defa veriyor. Yani tabii Cenab-ı Hak sorguluyor. Ondan sonra peki diyor şimdi affetme hadi geç cennete. Şimdi Cenab-ı Hak'ın verdiği nimetleri düşününce yani yapacak herhangi bir şey kalmıyor elinde. Yapacak herhangi bir şeyin kalmıyor. Dolayısıyla da insan hangi durumda olursa olsun, konumu ne olursa olsun, mevkisi makamı ne olursa olsun, eğer kalbinde ihlas varsa, Allah Teala'nın razı olduğu, beğendiği şekle kendisini çevirmişse, o kimsenin güzel şeyler sudur eder. Aksi halde mümkün değil. Efendim işte biz onu giydirelim, kuşatalım falan, bir de etiket verelim falan. Ne olacak yani? Mesela altından yapılmış semer vursan ne olur? Sırtına kitaplar yüklesen ne olur? Şekli değişir mi? Değişir mi? Vali yapsan ne yapar? Değil mi? Bir şey olmayacak. Yani değişir bir şey olmayacak. Kitap yüklesen de iyi anlamı olmaz. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki herkes seni Allah-u Teala Allah'ını sevdiğin kadar sever. Yani sen Allah-u Teala'yı ne kadar seversen seni de o kadar sever insanlar. Allah'tan korktuğun kadar diğer mahlukat da senden korkar insanlar dahil. Allah-u Teala'ya itaat ettiğin kadar sana itaat ederler. Sana itaat ederler. Allah-u Teala'ya hizmet ettiğin kadar da sana hizmet ederler. Hulasa her işin onun için olsun. Yoksa hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme. Allah-u Teala'dan başka kimseye de güvenme. Dolayısıyla sen içini aydınlatırsan, sen içini aydınlatacak olursan dışına bu güzellikler yansıyacaktır. İçin kararmışsa dışına ne kadar süslersen süsle gene kara şeyler meydana gelecek sana. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik